aynı meslekten uğraşanların yanında yetişmiştir. Oldukça faydalı olmuştur yani hem kendilerine hem de köyümüze. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben pancar ekiyorum şu durumda. 17 yıldır hemen hemen. Ben 46 yaşında emekli oldum. Bizim zamanımızda 25'i dolduğuna ayrılıyordu. Ben 27 yıl çalıştım. Hı. Emekli oldum. Bir kuyu vurdum. Allah'tan bir su bulduk işte. Suyumuz da oldukça gür olduğu için ben... Suyu nereden buldun? Bizim bu arazide, kendi tarlamıza vuruyoruz. Hı. Kesenin ağzını açtım. Emekli maaşını hep oraya 72 milyar harcadım. 17 direklik hat dağdan daha çektim. Köyüme en büyük yaptığım hizmetlerden biri bu. Şimdi oralara kuyu vuran vatandaşlar benim bulduğum hattan cereyana giriyor. O kolayla tarımsal şeyini yapıyor. Bir at çok katkımız sonra oldu yani. Bu yani. Ve bu yıl söyleyecek olursam, diğer yıllarda o kadar değildi ama şimdi daha iyi işin uzmanı olduk bu işin. Giden yıl ben 1100 ton kadar pancar teslim ettim. O da 40 kamyona tekamül etmekte. Bu da %50'si fireye, posaya, şuna buna gitse, %50'si de şeker olsa, ben her yıl bundan sonra ve bundan önceki yıllarda da ne diyeyim 40 kamyonluk veya 20 kamyonluk şeker katkıda bulunmuşumdur Türkiye ekonomisine. Bundan da kendim oldukça hoşnutum yani bu işi yapmaktan. Evet, teşekkür ediyoruz abim. Bir şey değil, iyi günler. Aslında sen öğretmensin, sana bir 2-3 tane atasözümü sorsaydın. Ne vallahi sorsaydın açıklardı. Ya, zaten Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Hı. Bütün şeyim hayat atasözlerini açıklamakla, yorumlamakla geçti. Çoğu öğrencilerim hatırlarlar, sık sık kompozisyonlarda sorardım. Hatta bir tane anımı anlatayım. Bir okulumda Mersin Ticaret Lisesi'ndeydi çalıştığım yıl. Orada 5 yıl Mersin Ticaret Lisesi'nde çalıştım. Ki oraya kız öğrenciler daha çok rağbet ediyor. Bugün işte bankalarda böyle iş yerlerinde çalışanlar, daha çok böyle sekreterlik görevini yapanlar ticaret mezunu oldukları için. Atıyorum 40 kişilik sınıfta 10 tane erkek olup geriye kalanlar hep kız öğrencidir. Bu bir kız öğrenciye şöyle kompozisyon sormuştum. Basitti yani. Üzüm üzüme baka baka kararı atasözünü açıklayınız dedim. Ha, hemen şöyle yaptım. Ha diyor. Bir üzüm bakar, öteki üzüm kararmaya başlamış. Ben daha ne duruyorum ki? Ben de kararayım. Der böylece kararır şeklinde cevap vermişti. Bu verdiği cevap benim çok hoşuma gitti. İnanın kompozisyondaki hatalarını da kırarak bu da böyle algılamış dedim. Yani insan tabii atasözünün mecaz manalı sözler olduklarını biliyorsunuz. Oldu. Bu oldukça güldürmüştü beni. Bunu her fırsatta anımsıyorum yani. Evet. O öğrencim eğer, gerçi Mersinli, oraya kadar ulaşmam mümkün değil de o öğrenciler duyarsa veya bir herhangi bir şekilde gözüne çarparsam kendisinden de özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey var hocam, yani önemli olan atasözünü bilmek değil, bir de o atasözünün anlamını bilmek. Evet, bilmek bir de yorumlamak. Mesela köylerimizde sorarım ben genellikle, köylerde derler ki sağla samanı, gelir zamanı. Doğru. Ya bunun açıklaması aslında çok kolay ve basit, anlamlı. Evet. Yani saklarsın samanı, tutumlu. Zamanı geldiği zaman onu kullanırsın. Tabii, samanın bir sembol olduğunu biliyorsunuz siz de tabii. Evet. Şey yapıyorsunuz. Ama bir varit attım. Köylerimizde en çok kullanılan şeyler genellikle atasözü bunlar tabii oluyor. İleride bize lazım olacak alet, edevat veyahut da işte ekonomik durumlarında neyse onları iyi kullanmak veya onları yedekte bulundurmak bizim sıkıntıya düştüğümüzde başımız işte kalkarız o sorunun altından. Teşekkür ediyoruz altından. Ve şu abimizi alıyoruz. Canım, buyur Yılmaz Bey. Yılmaz Bey ateşli. Ateşli biraz gel. Ben çok ateşli. Olsun abi. Ben çok gel abi. Normal sohbet edeceğiz gel. Neydi bu abimin ismi? Yılmaz abi. Yılmaz abi. Sen abim şöyle davet ediyoruz. Gel abim. Gel abim. Fatih ya. Sen benim kafadarsın gel. Fatih gel. O zaman Fatih Bey seni alalım buyur. Şöyle Fatih Bey otursun. Sıra sağa geliyor. Ben adımı unuttum sen soralım diye. Şimdi kamera muhtarım genellikle şöyle mikrofonu sana vereyim abim. Normalde kamera açtığı zaman bazı arkadaşlarımız tabii ki tedirgin oluyor. Tedirgin oluyor. Alışkın değiller. Aynen, heyecan aynen oluyor. Aynen. Buyur hocam. Önce kendini bir tanıt. Adım Fatih, soyadım Tuncay. Çakmak'ta yaşıyorum. 1977 doğumluyum. Muhtarın azalarından bir tanesiyim. Evet. Çiftçilikle uğraşıyorum. Yani elimden inşaat işi de geliyor. Yani evet, fırsat buldukça inşaattan da geçimimi kazanmaya çalışıyorum. Pancar, kuru tarım yapıyorum. Pancar ekiyorum. Köyde bu şekilde 2-3 tane hayvanım var. Onlarla hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Evet. Peki bir azanın görevleri nelerdir? Yani muhtarın yanında siz nasıl bir görev yapıyorsunuz? Ne zaman devreye giriyorsunuz? Şimdi muhtarımız
Allah razı olsun muhtarımızdan bize yanında sen yani yanında duruyoruz ama hiç şey vermiyor yani. Çenilemiyoruz ne oluyorsa bir bardak çay mı veriyoruz ne oluyor sizin köyde. Sezer çay getir. Muhtarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama muhtarımız çok çalışkan. Öyle mi? Girintili, çıkıntılı bize hiç ihtiyaç duymuyor. Mesela muhtarımız köye ne yaptı muhtar olduğundan beri? Geçen sene 5 yılda ne yaptı? Muhtarımız, bu sene ne yapacak? Muhtarımız çok çalışkan ya. Evet, su deposu yaptı. Çok güzel. Sonra 300 metre kanalizasyon yaptı. Asfalt çalışması yapıldı fakat tutmadı. Evet, asfalt çalışmaları yaptı. Dediğin gibi bir yok, yüzeysel kaplama asfalt yaptı. Onlar da artık malzeme mi eksik geldi? Yani bir pek düzen tutmadı. Her şeyden önemlisi çok fedakar muhtarımız. Evet. Bizim içme su şebekemiz derin kuyuyla tedarik ediliyor. Tabii derin kuyuyla olduğu zaman külfet bir o kadar da artıyor. Yani nasıl diyeyim? Şimdi 150 metreden su çıkarıyoruz elektrik gücüyle. Evet. Bu haliyle şimdi köylüye mecburen belirli bir miktarda ya yani çok pahalı su şey yapamıyorsun ama muhtarımız sağ olsun kendi imkanlarıyla olsun. Gün geliyor kendi elektrik faturasını kendi ödüyor. Gün geliyor yani ödüyor derken yani tekrardan temin ediyor kendisini ama toplamaya da zaman kendisi ödüyor şeyleri, faturaları. Yani muhtarımız bize hiç ihtiyaç duymuyor gibi bir şey. Yani yanında çağırdığı zaman beraber bir yerlere gidiyoruz mesela istenilecek bir şey varsa istiyoruz. Yardım ediyoruz. El ele kolu kırıldıktan sonra hep beraber. Bir o kadar daha yardım etmeye başladım. Ya böyle. Ne diyeyim başka ne anlatayım? Evet, kaç kardeşsin? Ben 7 kardeşim. 7 kardeşim. 3 kardeşim burada, bir kardeşim Aydın'da, Aydın Selçuk'ta, diğer kız kardeşim evli, işte gurbetteler. Anne baba hayatta Annem hayatta, babam geçen yıl rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, Allah razı olsun. Şöyle gurbette yaşayan köylülerimize bir selam gönder. Gurbette yaşayan. Herkese selam. Çakmaklı olup da yani herkese selam yani. Onlar hasretle buraları özlüyordu. Ben inanıyorum ki Ankara'da, İstanbul'da genç İzmir. Bir çocuk. Nerelisin dediğinde Yozgatlıyım, Boğazcan'ın, Çakmak'ta köye hiç gitmedim. Var Çakmak var mi? Muhakkak var öyle. Bunu diyen gençler çoktur yani. Orada tabii ki buradan göçmüş, orada yaşamış ama hiç gelmemiş. Ben de Yozgatlıyım da Boğazcan'ın Çakmak köyünden köyü bilmem ya. Evet hiç var gitmedim. Var öyleler. Bunu var. Diyen vardır muhakkak yani ister istemez. Vardır. O insanlara da sesleniyoruz. Köyümüze gelsinler. Evet, köyümüzü görsünler. Senede bir defa da olsa gelsin. Murat gel. Atalarının yaşadığı toprakları canlı canlı görsünler. Muhakkak. Neden kopuyoruz? Çakmak köylüyüz, kopuyoruz birbirimizden. Biz tanıyamıyor bile. He. Yıllar sonra, 20 sene sonra genç bir çocuk geliyor köyde. Ya bu kimin çocuğuydu? Falancanın oğluna benziyor. Evet. Benziyor. Belirli bir zamanı tanıyorlar ama biraz daha mesela gençleri tanımıyorlar mesela. Hepsinin evi markı var burada ama gelip gitmiyorlar. Aynen abi. Teşekkür ediyoruz abi. Sen alıyoruz şöyle abi. Gel Yılmaz gel. Gel Yılmaz abi gel. O zaman kamerayı şöyle çevirelim abi. Atem tutar.